ligde 8 puan geride olmasının birinci sebebi Başakşehir senden maç fazlasıyla 13 puan almış. Senden fazla. Maç eksini kapatırsa Galatasaray 11 almış. 10 olabilir. Kazandı evet. Diyelim 10 olabilir. O, yani yok 9 kalıyor. Ben hesaplamıştım çünkü. Tamam. Şöyle. Şu anda 12. Bir maç fazlasıyla 12. Evet. Yani Galatasaray bir deplasman kazanırsa 9 oluyor. 9'da kalıyor. Aradaki fark aslında şu anda ligdeki Başakşehir dengeli bir takım olduğunu nasıl görüyoruz? Bir mağlubiyeti var kendi evinde Sivas'a 1-0. Bir mağlubiyeti var deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-1. Bak aynı. Beraberlik sayısı da deplasman ve içeride aynı. Çünkü hangi ortam olursa olsun oynamayı düşünen belli bir tarzı olan bir takım. Deplasmanda aldığı puanla 27 kendi sahasında aldığı puanlarda aynı mı olması lazım? Yok 30 deplasman sahasında 27. İçeride bir kazanırsa ama deplasman sayısı daha fazladır. Tabii tabii bir maç fazla 30 puan. Yani denge yine içeride kazanırsa yine bir takım 30-30 yapıyor. Çok enteresan. 7 gollere bak. 6-6. Şimdi aslında istatistikler de her şeye değildir ama yalan söylemiyor. Orada yazıyor. Hocam ama iç sahada da hani bir iç saha avantajı var mı o takımın? İşte o da var yani. Bunu tabii çok olgun ve çok tecrübeli oyuncular için deplasmana yapabilir. Galatasaray gibi çok deneyimli bir teknik direktörü ve deneyimli bir takım olmasına rağmen çok enteresan. Deplasman ki nefret ettiği bir eleştirir Fatih Terim'dir. Fatih Terim mesela benim bu eleştirime sinirlenebilir. Fakat kendisi de düşündüğü zaman bunu bir türlü zaman zaman cümlelerinde altında yatan şey odur. Deplasmanda mesela bir fobi kelimesine çok karşı çıkmıştı. Aslında biz fobi kelime olarak belki yanlış kullanmış olabiliriz ama bir gerçek var ki deplasmanda attığı gol sayısı 15 mi kaç? 15-15 deplasman. 15-60-15. 15 içeride kaç tane atmış? 36 atıp 10 yemiş. Buyur. Yani dağlar şimdi kadar fark var. İçeride kaç puan almış? İçeride 31 puan, dışarıda 18 puan. Şimdi bu kadar siyahla beyaz kadar bir fark var. Öbür tarafta bu kadar evet, dengeli. Evet, bu kadar dengeli. İşte fark da oradan çıkıyor. Bunu da çözmesi gereken sistem mi, oyuncu kadrosu mu, hoca mı? Yani hoca yapacak bunları tabii. Bir türlü bunu bir türlü aşamadılar. Şimdi Erzurum maçını düşünelim. Bugünkü kötü oynadıkları bölüm dışındaki son yarım saate bakalım. Şeydeki son yarım saate bakalım. Orada Erzurum'da çok tehlike var. Göztepe maçı da dahil kazandı. Maçı da dahil edelim. Tabii. Bunları üst üste koyduğumuz zaman aslında futbolun adaleti yoktur. Doğru bir cümle değildir. Futbolun adaleti falan vardır. Uzun maratonda zaten her şeyde bunu gösteriyor. Ne vardır? Doğru planlama, doğru transferler. Tabii bunlar için de ekonomi ve doğru yönetici lazımdır.